Ey insanoğlu, iyi olun ki Allah'a emanet eder. Bizler Kayseri'de, Sivas'ta, Tokat'ta, Ankara'da, Konya'da, İzmir'de ve daha birçok illerde kooperatif mağduru olan aileleriz. Bugün geldiğimiz noktada ise çoluğunun çocuğunun rızkından ayıran, geleceğinden fedakarlık yapan sadece biz değiliz arkadaşlar. Kayseri'de 30 bin insan, Türkiye genelinde şu anda belki bu kadarız ama ilerleyen zamanda milyonları bulacak bir mağduriyetten bahsediyoruz. 1999 yılından 2023 yılına kadar ben 24 yıllık bir kooperatif mağduruyum şahsıma ve komşularımın adına konuşuyorum. Buradan temennimiz bu kanun meclise geldi, tekrardan düzenleme yapılarak meclis tatile girmeden önce yasalaşması. Kooperatif kanununun tamam kapsam olarak bak ben de kabul ediyorum. Çok kapsamlı, çok geniş, çok güzel bir kanun. Fakat Türkiye'de uygulama imkanı yok. Her kooperatife izin verilmemesine. Hani kooperatif kurmaya geliyorum ben. Ben gidiyorum. Diyorum ki ben kooperatif kuracağım. Şurada 3-5 kişi. Tamam diyorlar, veriyorlar. Halbuki bana şunu sorulması lazım. Arsan var mı? Üyelerin kim? Üyelerin gelirleri ne? Tamam üyem var ama bu olabilecek bir şey mi? Yoksa sadece kooperatif yönetimlerinin ofis, araç ve maliyetlerini karşılayacak kooperatif aidatlarıyla bu iş olmaz. İnsanların hayallerle oynamamak lazım. 20-25 senedir süren sıkıntılar var. Biz kooperatif kanunundan ziyade uygulamanın biraz daha sıkı, denetlenebilir şekle gelmesini istiyoruz. Yoksa bu mağduriyetler bitmeyecek.